hiç yaşlanmayan bir adam Sting. Gencecikken tanıdık onu. Hala da gencecik. 1951'de İngiltere'de bir liman şehri olan Volsent'te Gordon Matthew Thomas Sumner olarak doğdu. Adını 20'li yaşlarında Sting'e dönüştürecekti. Haklıymış. Ailesinde müzisyen yoktu, zengin değillerdi. Babası sütçüydü, annesi ise kuaför. 8 yaşındayken bir Rolls Royce'un camından İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'i el sallarken görünce zengin ve lüks bir hayatın özlemini duymaya başladı. 10 yaşında bir klasik İspanyol gitarını eline aldı. Takıntılı bir biçimde o gitarla vakit geçirmeye başladı. Sonradan bas gitar en büyük tutkusu oldu. Fender Jazz Bass model gitarını eline aldıktan sonra bir daha hiç bırakmadı. Dünyanın en başarılı besteci ve söz yazarlarından olacağını o günlerde tahmin etmiş miydi bilmiyoruz ama biz onunla aynı devirde yaşadığımız için şanslıyız. Stewart Copeland ve Andy Summers'la The Police grubunu 26 yaşında kurdu. Grup o kadar müthişti ki Foo Fighters, Bruno Mars ve Lady Gaga'dan tutun da aklınıza gelebilecek tüm modern müzik yıldızları The Police'ten etkilendi. 1984'te The Police dağılınca Sting de kendi yoluna devam etti. Solo kariyerinde Fragile, Moon Over Bourbon Street, Englishman in New York gibi inanılmaz şarkılara imza attığı yadsınamaz. Ama eleştirmenlere göre The Police'in önüne hiçbir zaman geçemedi. Kariyerinde en beğenilen albümleri özellikle Nothing Like the Sun ve Ten Summoner's Tales oldu. Sting'in müziğinin en güzel tarafı hiçbir zaman tek düze olmamasıydı. New Wave'den reggae'ye, rock'tan pop ve caza kadar farklı türlerde şarkılar yaptı. İlhamını dünyanın farklı müziklerinden aldı. Police'den itibaren dünyanın en çok satan müzisyenlerinden biri oldu. 16 Grammy, 3 Brit ödülü kazandı. Kuzey Afrika'ya gidip Chap Mamie ile çalıştı. Desert Rose şarkısı Doğu ve Batı sentezinin en güzel örneklerinden biri sayıldı. Müziğe olan katkısından ötürü İngiltere'nin en prestijli nişanını çocukken el sallarken görüp etkilendiği 2. Elizabeth'in elinden aldı. Hayat işte, nereden nereye. Doğduğu şehirden etkilenerek yazılan The Last Ship adlı bir müzikal yazdı. Pavarotti'den Chris Botti'ye, Tony Bennett'a ve hatta Yunan şarkıcı George Dalaras'a kadar dev isimlerle çalıştı. Sağlığı da onun için müzik kadar önemli. Sağlıklı bir hayatın en mükemmel örneklerinden biri olan Sting, şeker, işlenmiş gıda ve hamur yemiyor. Yoga yapıyor ve 50'den fazla sebze ve meyvesini kendi yetiştiriyor. 2016 tarihli son albümünde 13 yıl sonra rock'a döndü. Bu 12. solo albümü ona neler kazandıracak daha bilmiyoruz ama Sting'i daha çok görmek istediğimiz bir gerçek.